Merhaba, bu söyleşimizin konuğu Çiğli Belediyesi Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün Başkan Danışmanı Veteriner Hekim Halis Özcan. Halis Bey, söyleşimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Siz hoş geldiniz bu arada. İyiyim, teşekkür ederim. Yaptığınız programı ben yakından takip ediyorum. Teşekkür ederiz. Buraya beni ziyarete geldiğiniz için, belediyemizin çalışmalarını yakından takip ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Bize biraz kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii. Ben Halis Özcan, veteriner hekimim. Evet. Selçuk Üniversitesi'nden mezun oldum. Selçuk Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra veteriner hekimin çalışma alanı, geniş bir çalışma alanı var. Farklı sektörlerde çalışma fırsatı buldum. Ve daha sonra da belediyede çalışmaya başladım. Bu belediyede çalışmamın getirdiği bir sorumluluk var. Çünkü toplumun veteriner hekiminden ciddi anlamda bir beklentisi var. Ve veteriner hekimin de topluma karşı hayata geçirmesi gereken bir misyon var. Bu misyonu 200 bin nüfuslu Çiğli'de hayata geçirmeye çalışıyoruz belediye başkanımızın desteğiyle. Halis Bey, peki danışmanlığa başladıktan sonra hayvan hakları konusunda ne gibi faaliyetler yürüttünüz? Burası Çiğli Belediyesi. Çiğli Belediyesi'nin logosunda flamingo var. Flamingo dünyada belirli bölgelerde sadece yaşamını sürdürebilen bir kuş ve doğal yaşam parkının olduğu bir şehir Çiğli Belediyesi. Bu anlamda Çiğli Belediyesi'ne ciddi anlamda hayvan hakları ile ilgili bir yerine getirmesi gereken bir misyon da yüklüyor aslında bu logo. Belediye Başkanımız Utku Gümrükçü de bu konuda çok hassas ve duyarlı bir insan. Onun da yönlendirmesiyle birçok konuda adımlar attık. Nedir bu attığımız adımlar? Çiğli'de yaklaşık 200 bine yakın bir insanın yaşadığı bir şehir burası. Biz bu kentte yaptığımız çalışmalarda 20 binden fazla sokak hayvanının yaşadığını tespit ettik. 20 binden fazla sokak hayvanı ciddi bir popülasyon anlamına geliyor. Bu popülasyonu doğru bir şekilde yönlendirmemiz gerekiyor. Doğru bir şekilde hayatta tutmamız gerekiyor. Bunun için de bir dizi planlamalar yaptık. Nedir bu dizi planlamalarımız? Bir kere insanların sokak hayvanlarıyla ortak bir şekilde yaşamasını kabul etmesi gerekiyor. Yani o farkındalığı kabul etmeleri gerekiyor. O farkındalığa katkı sağlamamız gerekiyor bizim belediye olarak. Çünkü biz şöyle düşünüyoruz. Biz yani bütün canlılar aynı gökyüzünün altında birlikte yaşıyoruz. Yani kedisi, köpeği, kuşu, ağacı, çiçeği ve bütün canlıların da yaşam hakkı var. Biz bunu savunuyoruz ve bu yaşam hakkını da desteklemek istiyoruz. Bu bizim devlet adına belediyenin yapması gereken bir zorunluluk olarak da görüyoruz. Ki bir veteriner hekim olarak da bunu desteklememiz gerekiyor benim pozisyonum gereği. Şimdi önce farkındalığı arttırmak için bir dizi planlamalar yaptık. Nedir bu? Pati Festivali düzenledik. Dedik ki bu şehirde yaşayan bütün insanlar kedisiyle köpeğiyle gelsin ve onların birlikte sosyalleşebileceği, birlikte yaşayabildiğini insanlara gösterebileceği bir festival düzenleyelim. Pandemi dönemi öncesinde yaklaşık bir yıl oldu belediye şu an bizimle beraber yönetmeye başladığımız dönem. Bu bir yıl içerisinde iki defa Pati Festivali düzenledik ve insanların Çiğli içerisinde de hayvanlarıyla birlikte aynı hayatı paylaşabileceklerini diğer insanlara gösterdik. Sokak hayvanları ile ilgili ciddi çalışmalarımız oldu. Nedir bu ciddi çalışmalar? Bir kere sokak hayvanlarının korunmasını destekleyen hayvanseverler var. Her şehirde var bu hayvanseverler. Fakat bu hayvanseverler birbirlerinden bağımsız yaşıyorlar. Birbirlerinden habersiz bir şekilde çalışıyorlar. Biz Çiğli'de bunu aynı çatının altında buluşturmak adına Çiğli Hayvan Hakları Meclisi'ni kurduk. Buradaki bütün hayvanseverleri davet ettik belediyemize ve belediyemizde belediyenin imkanlarından faydalanabilecekleri, belediyenin destekleyebileceği ve belediyeden de biraz bağımsız kendi kararlarını çıkarabilecekleri ve uygulayabilecekleri, belediyeye yönlendirme yapabilecekleri bir meclis kurduk. Daha doğrusu meclisin kurulmasına katkı sağladık. Çünkü meclisin bünyesindeki hayvanseverler yönetiyor. Biz yönetmiyoruz. Onların aldıkları karara biz destek veriyoruz. İşte hayvan hakları ile ilgili broşür dağıtılmasında, hayvan hakları ile ilgili işte özellikle pandemi döneminde her gün biz 350 kilo civarında mama dağıttık. Her gün. Hiç durmadık. Yani çünkü lokantalar kapanmıştı, restoranlar kapanmıştı ve sokak hayvanlarını o normal dönemde besleyen o 65 yaş üstü herkese sakinlerimiz şeydi. Artık çıkamıyorlardı sokaklara, besleme yapamıyorlardı. Bizim orada bu sürece dahil olmamız gerekiyordu. O yüzden Hayvan Hakları Meclisi ile birlikte
Her gün mama dağıttık, işte su kapları koyduk ve kedi evleri koyuyoruz, köpek evleri koyuyoruz. Ve bu tür organizasyonlarda Hayvan Hakları Meclisi ile ortak hareket ediyoruz. Çünkü Hayvan Hakları Meclisi buradaki 200 bin nüfuslu insanın bir hayvansever ön plandaki insanlar olarak karşımıza çıkıyor. Onlardan ciddi anlamda güç alıyoruz, onlara destek oluyoruz. Şimdi Hayvan Hakları Meclisi'nin dışında bizim kısırlaştırmayla ilgili ciddi bir çalışma yapmamız gerekiyor. Çalışma yapıyoruz diyemiyorum. Şundan dolayı diyemiyorum. Maalesef ki diyemiyorum. Pandemi öncesinde yapıyorduk. Fakat pandemi dönemi bizi de etkiledi. Çünkü kronik rahatsızlığı olan veteriner hekim arkadaşlarımız var. Bu veteriner hekim arkadaşlarımız kronik rahatsızlığı nedeniyle maalesef ki gelemiyorlar. İşlerini devam ettiremiyorlar. İşe devam edemedikleri için biz kısırlaştırma konusundaki eski çalışmamızı %50 oranında düşürmek zorunda kaldık. Ama şöyle bir şey yaptık. Türkiye Belediye Veteriner Hekimleri Derneği var. Belediye Veteriner Hekimleri Derneği ile ortak bir çalışma yaptık. İzmir'deki Belediye Veteriner Hekimleri Derneği'nin üyesi, Belediye Veteriner Hekimleri ile yaptığımız çalışmada Çiğli Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün ameliyathanesini kullanarak toplu bir kısırlaştırma operasyonu yaptık. Yaklaşık 10 tane veteriner hekim aynı günde, hafta sonunda mesailerinin dışında özveriyle gelip çalıştılar. Bu mesleğimizin bir misyonu olarak bu sorunu çözme adına fedakarca bir süreç işlettiler. Bunu şimdi biz yayacağız. Çiğli Belediyesi'nde başlattık. İşte Karşıyaka Belediyesi'nde, Menemen Belediyesi'nde, bir Bornova Belediyesi'nde, farklı İzmir'in içindeki farklı ilçelerde bu Belediye Veteriner Hekimleri Derneği desteğiyle beraber farklı belediyelerde kısırlaştırma operasyonları yapacağız hep beraber. Bu şunu sağlayacak, sokak hayvanlarındaki popülasyonun artışını kontrol altına almamız gerekiyor. Bu ciddi bir problem. Çok ciddi bir problem. Çünkü şu an çok fazla hissedilmiyor. Bir dişi köpek, bir erkek köpek çiftleştiği zaman 5 yıl içerisinde 12 bin tane yavru yapıyor. 5 yıl içinde yani ciddi bir artış seyri var. Buradaki artış seyrini azaltmamız ve durdurmamız gerekiyor. Biz buna müdahale etmediğimiz sürece Türkiye'deki sokak hayvanları sayısı artacak. Ve şöyle yorumluyoruz biz, belki şu an problem gözükmeyebilir. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra ya da 50 yıl sonra gıdayla ilgili de bir problem yaşarsa insanlık, ciddi anlamda hayvanlarla, yani sokak hayvanlarıyla beraber bir gıda savaşına, işte yaşam savaşına dönüşecek ve sokak hayvanları insanların da hayatın içine girecek. Belki de olumsuz anlamda artık çok fazla ön plana çıkacak. Biz ileriye dönük proaktif bir eylem almamız gerekiyor burada. Kısırlaştırma belediyelerin, bizlerin öncelikli konusu olması gerekiyor. Ama maalesef ki şöyle bir sorunumuz da var. Devletin koyduğu yasalar, devletin koyduğu bütçeler bu problemi şu anki o 5 yıl sonraki 12 bin yavru üreten sisteme dur deme imkanına sahip değil. Nedir bu? Bir belediye tanımladığı veteriner hekim kadro sayısı bu sürecin yönetilebilmesi için doğru rakamı çıkarmıyor karşımıza. İşte belediyelerdeki veteriner hekim sistemini arttırması gerekiyor devletin. Bunun dışında Tarım Bakanlığı'nda da aynı şekilde veteriner hekim istihdamını arttırması gerekiyor. Veteriner hekimi bu gibi sorunların çözümünde daha aktif kullanması gerekiyor devletin. Bizim düşündüğümüz o proaktif eylemi devletin bütçesel anlamda da veteriner hekimi destekleyerek, veteriner hekime de kapı açarak yönetmesi gerekiyor. Şimdi serbest klinisyen hekimlerimiz var. Hayvan hastaneleri var. İzmir'de ciddi bir sayı var bu anlamda. Belediyelerin onlarla ortak bir ilişki kurması, onların da kısırlaştırmayı desteklemesi, bütçesel anlamda onları desteklemesi sorunun çözümüne katkı sağlayabilir. Bu tabii bizim kendi içsel bir yapacağımız bir eylem. Ama devletin burada eylem alması gerekiyor. Ve hayvan hakları ile ilgili yasa da bize açıkçası bu konuda tam anlamıyla destek sağlamıyor. Yasa var ama daha aktif. Evet, yasanın da işte hayvan severlerle beraber, veteriner hekimlerle beraber bir araya gelerek, ortak çözüm üreterek onu yasa halinde meclisin geçirmesi gerekiyor. Bu tür çözüme ulaşacak konularda açıkçası veteriner hekimlere çok fazla da danışılmıyor. Ben şöyle yorumluyorum. Mecliste milletvekillerinin ya da bakanların aldığı kararlarda
Yani bir hayvan severin, bir veteriner hekimi mutlaka yer alması gerekiyor. Orada belki de hayvan sevmeyen, belki de evinde birlikte hiç kedisi köpeği olmayan, belki de kediye köpeğe hiç dokunmamış insanlar tarafından hayvan hakları ile ilgili bir yasa oluşturuluyor. Yani bu da bizi sonuca götürmüyor maalesef. Halis Bey, diğer belediyelere örnek olabilecek çalışmalarınız var mı? Evet, hatta diğer belediyeler değil, Türkiye dışındaki belediyelere de, belki de özel sektördeki iş yerlerine de örnek olacak bir çalışmamız var bizim bu konuda. Başta da söylediğim gibi hayvan hakları konusunda farkındalık yaratmak bizim temel hedefimiz. Bu farkındalıkla insanlarda bazı ufuklarını açmak istiyoruz. Nedir bu bizim yaptığımız çalışma? Evdeki o kedi köpekle birlikte yaşamı biz iş yerine taşıdık. Dedik ki siz kedi köpek besleyen belediye çalışanlarımız iş yerine her ayın ilk cuma günü kedi köpeklerinizle gelebilirsiniz. Biz belediyede her kata, bütün çalışma alanlarına kedi köpeklerimiz için beslenme odakları oluşturduk. Yuvalar koyduk. Yani orada çalışan kedisiyle geldiği zaman ofiste kedisiyle çalışabiliyor. Köpeğiyle beraber gelebiliyor, köpeğiyle beraber çalışıyor. Bazıları akvaryumla geldiği balığını getirdi. Bazıları kuşlarını getirdi. Yani evde hangi hayvanla birlikte yaşıyorsa onu iş yerine taşıdı. Şimdi bir tane personelimiz bana şunu anlattı. O benim çok hoşuma gitmişti. Ya ben yıllardır ofisteki arkadaşlarıma köpeğimle evde neler yaptığımı anlatıyordum. Bir hayalden bahsediyormuşum gibi geliyordu onlara. Siz bu yaptığınız çalışmayla benim o köpeğin hayal olmadığını, gerçekte var olduğunu iş yerine getirerek arkadaşlarımda bu o muydu şeyini yarattınız yani, hissiyatını yarattınız ve ben müthiş mutlu oldum dedi. Ve şu tarafından da bakmak lazım. Diğer çalışanlar kedi köpek beslemiyor ama kedi köpekle yaşayan bir şeyin, çalışanın orada ne kadar mutlu olduğunu, işte köpekle beraber nasıl bir hayat yaşadığını gördüğü zaman teşvik ediyor. Bu teşvik sadece belediye içinde kalmıyor. Bu yaptığımız uygulama Türkiye'ye güzel bir örnek oldu. Erzurum'dan, işte Muğla'dan, Erzincan'dan, farklı farklı yerlerden bize şey geldi. Tebrikler, yani böyle bir projeyi nasıl hayata geçirdiniz diye yönlendirmeler geldi. Biz bu yaptığımız projeyle ben çok iyi bir örnek olduğumuzu düşünüyorum. Umarım özel sektördeki firmalarda benzer uygulamalarla insanların evdeki o hayvan dostlarımızla yaptıkları, yaşadıkları hayatı iş yerine taşımalarına destek verirler. Hayvanlarla çalışmak da mümkün. Evet, onlarla her şey mümkün. Evet, her şey mümkün. Onlarla her ortamda birlikte yaşayabiliriz. Çünkü biz onları şey diye görüyoruz. Yani ben şöyle diyorum. Onlar bizim hayvanlarımız değil. Aslında biz onların insanlarıyız. Yani çünkü dünyada 2 milyar farklı tür var dünyada. Biz o türden biriyiz. Tekiz. Yani 2 milyarda biriz biz. 2 milyarda birin dışındakiler canlılar. Yani hayvan türleri, balığıydı, bilmem neydi. O kadar dünya aslında onlar için var. Biz yaparak, yıkarak aslında biz kendimize alan yaratmaya çalışıyoruz. Onları yok etmeye çalışıyoruz ama asıl var olan ve asıl dünyanın sahibi onlar. Biz o yüzden biz onlarla ortak yaşama mutlaka alışmalıyız ve bunu kabul etmeliyiz. Şimdi belediye başkanımız mahalle toplantıları yapıyor. Mahalle toplantılarında ister istemez bazı mahalle sakinlerimiz şu konuda şikayetçi oluyor. Diyorlar ki işte çok fazla sokak hayvanı var burada. Biz bu köpekleri istemiyoruz burada diyorlar. Ve başkanımız şunu söylüyor. Diyor ki biz buraya ev kurmadan önce, biz sizler buraya yerleşmeden önce onlar burada özgürce yaşıyorlardı. Biz geldik yerleştik. Biz geldik buraya evlerimizi kurduk. Biz onların alanlarına girdik. Birlikte yaşamaya alışmalıyız. Birlikte yaşamaya, onlarla birlikte yaşamaya alışmalıyız. Ve onlara yaşamlar içerisinde destek olmalıyız dediği zaman insanlar şunu görebiliyorlar. Evet ya, biz birlikte yaşamalıyız diyorlar. Ve yani evlerinin önüne bir kap su koyuyorlar, bir kap mama koyuyorlar. Park yerinde işte su kaplarının içine taşmaş bilmem ne koyan bazı insanlar oluyor. Bu konuda birbirlerini uyarıyorlar, bizi yönlendirme yapıyorlar. Yani burada Çiğli'de o 20 bine yakın olduğunu düşündüğümüz sokak hayvanları sahipsiz bırakılmış hayvan dostlarımız için ciddi bir farkındalık yaratmaya başladığımızı düşünüyorum ben.
Belediyede bunun dışında şöyle bir çalışmamız oldu. Şimdi biz sahipsiz bırakılmış hayvan dostlarımıza hizmet ediyoruz. Yaptığımız işte hayvan hakları ile ilgili süreçte. Şimdi insanlar için bir evrensel insan hakları bildirgesi vardır. Bilirsiniz. İşte bunun biz de hayvan hakları bildirgesini yazdık. İşte Çiğli Belediyesi belediye başkanıyla işte Barınak'ta kanser tedavisi gören bir tane Fox adında bir köpeğimiz vardı. Adını biz koyduk Fox diye. Onunla bir sözleşme yaptık. İşte bu kentteki hiçbir sahipsiz bırakılmış hayvan yalnız değildir. Çiğli Belediyesi onun yanındadır. Son cümlesi budur. İşte hiçbir canlıya şiddet uygulanamaz. Hiçbir canlı ölüme terk edilemez. Hiçbir canlı aç bırakılamaz diye maddeleri vardı. Çok güzel maddeleri vardı. Şimdi belediye başkanımız Utku Gümrükçü'nün odasında da asılıdır bu. Bir tarafta belediye başkanımız Utku Gümrükçü'nün imzası var. Bir tarafta da bildirgenin en altında o kanser tedavisi gören pati dostumuz işte Fox'un patisinin damgası var böyle. Çok güzel bir şeydir bildirge. Bu da belki de diğer belediyelerin ya da diğer kuruluşların yapmadığı bir şeydir. Bir belediye başkanının bir hayvan dostumuzla imzaladığı, yaptığı bir sözleşmedir. Bu sözleşme bizim şeyimizdir, referansımızdır. Bu sözleşme doğrultusunda Çiğli Belediyesi'nde ciddi anlamda çalışmalar yapıyoruz. Ve inanın biz bunları şu amaçla yapmıyoruz. Bazen insanlar şeyi yorumlayabilir işte, belediye işte şov yapıyor. Yani bir kere ben hekim olarak buna bir zorunluluk gözüyle bakıyorum. Ben bir canlının hayatta kalması için her türlü şeyi zorlamam gerekiyor. Sınırı zorlamam gerekiyor. Mesleğim bu. Hekimliğin getirdiği şey bu. Bütün veteriner hekimlerde bu vardır. Bir veteriner hekim ameliyata girer. O ameliyatın sonuna kadar elleri titrese de, alnından terler aksa da, yani sıkışıp tuvalete gitme ihtiyacı gelse bile gitmez, o ameliyatı yapar. O masadan onu, o canlıyı canlı kurtarır ve ondan sonra rahat bir nefes alır. Bu bizim mesleğimiz. Mesleğimizin misyonudur bu. Bu mesleği, evet ben bir belediye çalışanı olarak bana belediyenin tanıdığı imkanlar dahilinde yapıyorum. Ama bütün veteriner hekimlerin kendi alanlarında temeldeki misyonu budur. Yani veteriner hekim mesleği çok kıymetlidir bence bu açıdan. Ben de elimden geldiğince bunun şeyini sağlamaya çalışıyorum belediye başkanımıza destek vererek. Halis Bey, göreve geldiğinizden bu yana hayvanlarla ilgili yaşadığınız birçok anı vardır muhakkak. Peki bunlar içerisinde en çok etkilendiğiniz an hangisiydi? Şimdi ben veteriner hekimim. Evet, başkanımıza danışmanlık yapıyorum. Ama aslında ben belediye şirketlerinin müdürüyüm. Yani bir yöneticiyim belediye içerisinde. Ama hekimlik yanım her zaman şeydir, ağır basmıştır. Çünkü hekim yaşadır. Yani bu beşeride de insanı yaşatmak üzerinedir. Veteriner hekim de insan dışındaki bütün canlıların yaşaması konusunda şeydir, öncü kişidir. Şimdi burada Hayvan Hakları Meclisi'ni biz kurduk. Hayvan Hakları Meclisi dışında da birçok dernekler var. İşte HITAP var, HİPTER var, SEHAYDER var. Birçok ciddi anlamda bu konuda çalışmalar yapan dernekler var. Biz aynı zamanda onlarla da ciddi bir dirsek teması içerisindeyiz ve ortak çalışma içerisindeyiz. Onlardan aldığımız geri bildirimleri anında çözmek için çok istekliyiz ve bu konuda ortak çalışıyoruz. Bir pazar günüydü. Evde şorttu bir şekilde oturuyordum, yani bir pazar tatili. Bir dernek yöneticimizden işte sanayi bölgesinde bir yavru köpeğin bir kuyunun içine düştüğüyle ilgili bir geri bildirim geldi. Ben de arabaya atladım, gittim. Buldum bölgeyi ve bir kuyu vardı sanayi içerisinde. Pazar olduğu için kimse yoktu. Kuyunun içerisinden ses geliyordu. O acı ağlıyordu yani. Ortalama 3 aylık falan bir yavru köpekti. Çünkü o bölgede de kardeşleri vardı. Şimdi kuyunun da üzerini kapatmışlar. Kuyu dediğim aslında bir
PVC boru. Yani şöyle küçük bir borudan aşağı düşmüş. Ağlıyordu. Yani tek başıma çözebileceğim bir şey değildi. O yüzden veteriner işleri müdürümüzü davet ettim. Dedim böyle böyle bir durum var. Hani müsaitsen gelir misin? Ekip arkadaşlarımız da aldı, geldi. Şimdi onların yakalama aparatı var. Yakalama aparatıyla ip uzattık falan. İşte bacağından ya da ön bacağından tutarak yukarı çekmeye çalışalım istedik. Tabii hani mümkün olmadı çünkü orada yaralı bir yavru vardı orada. Çok fazla da karşılaşamıyorduk. Işık tuttuğumuzda dahi göremiyorduk. Biz başta bilmiyorduk ama sonradan gördük. 5 metre derinliğinde bir borudan bahsediyoruz ve zeminde beton, yağmur su birikintisinin olduğu ve yaklaşık da 3 gündür doğru düzgün beslenmeyen, doğru düzgün hareket edemeyen bir alanda olduğunu tespit ettik sonradan. Şimdi biz çözemedik sorunu. Ne yapacağız? İtfaiyeyi aradık Büyükşehir Belediyesi'nden. İtfaiye görevlisi arkadaşlar geldi. Onlar kazmalarla, küreklerle falan geldiler böyle. Onlar kazalım mazalım dediler. İşte ip uzattık dedik, hani ne kadar kazacağız? Baktık çok uzun. Yani o ip o kadar uzun ki dedik, bu kazmayla falan olmayacak. Bizim fen işleri müdürümüze anlattık durumu. Hemen bir kepçe gönderdi. Fen işlerinden personeller geldi. Şantiyedeki koordinatörümüz çıktı geldi. Orada ciddi bir kalabalık olduk birden. Şimdi orada toplanan insanlar bu duruma bir iş olarak bakıyor. Tabii ben bir hekimim. Hekim olduğum için benim işim yaşatmak. Yani hekimlerin işi yaşatmak, veteriner hekimin işi canlıyı hayatta tutmak. Ne olursa olsun, sonucu ne olursa olsun onu hayatta tutmak. Onun işi ve misyonu o. Oradaki arkadaşları bir araya topladım. Dedim ki arkadaşlar, bu bir canlı ve Çiğli Belediye sınırları içerisinde bir yere sıkışmış vaziyette. Biz o canlıyı ne yaparsak yapalım oradan çıkaracağız dedim. Yani onu kurtarmak bizim sorumluluğumuzda ve o yavru bugün buradan çıkacak. Yani o, benim kararlılığım o kadar çok etkiledi ki onları. Hepsi böyle bir araya gelirler, ne yapacağız, ne edeceğiz falan böyle. Şöyle bir sıkıntımız da vardı açıkçası. Kurtarmaya çalıştığımız yavrunun bulunduğu kuyunun yan tarafı bir elektrik trafosuydu aslında. Çok büyük bir trafo vardı. Sanayiyi besleyen bir trafo. Bu bize ciddi anlamda hem korku yaratıyordu hem de bir can kaybına da taviz vermemek için dikkatli çalışmamız gerekiyordu. Ama sağ olsun oradaki arkadaşlar ciddi bir ölçüm yaptılar, analiz yaptılar ve trafonun da işte Gediz Elektrik'ten yetkililerini çağırdık. Onlar hani orayı bir kapattık. Ardından yaptığımız çalışmada yaklaşık 6 saat uğraşın ardından biz oradaki yavruyu canlı bir şekilde çıkardık ve kurtardık. Çok tatlı bir dişi köpekti. Yaklaşık bir yıl önce olması lazım. Nebiha Deprem diye bir hayvansever ablamız var. Gazimir'de Chopin Gazi Nebiha Deprem bakım evi var. Oradaki sahipsiz bırakılmış hayvanların yaşamına katkı sağlayan bir insandır kendisi. Onu kaybetmiştik. Onun ismini verdik yavruya. 3 gün 4 gün boyunca Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde gözetim altında tuttuk. Biraz yakından takip ettik şeyini, sağlık durumunu. Daha sonra ailesinin yanına bıraktık. Ve oradan da ilk yaptığımız pati festivalinde sahiplendirdik yavrulara. Yani bizim için ki benim için unutamayacağım bir şeydir, dönemdir. Söyleşimize katılarak yaptığınız çalışmaları bizlerle paylaştığınız için sizlere teşekkür ederiz. Buraya kadar gelip bana zaman ayırdığınız için, beni dinlediğiniz için asıl ben teşekkür ederim. Ne demek efendim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.